Pazar gününden hepinize günaydınlar. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Biraz da böyle bağıra bağıra konuşuyorum. Mustafa ve Mikail uyuyor. Daha doğrusu uyandılar. İşte birazcık böyle yatakta keyif yapıyorlar. Dün akşam ben çok geç yattım. Bir tane bir film vardı arkadaşlar. Film izle diye girdim. Böyle korku filmiydi. En üst sıralarda onu izledim. Çok güzeldi, harika. Böyle zombiliydi. Ona daldım. Ay bir de seyrederken bir korktum, bir korktum. Var ya, bayağı böyle şey sahneleri vardı. Umbrella diye, yanlış hatırlamıyorsam filmin ismi Umbrella diye. Yani film severler de izleyebilirsiniz. Süperdi. Şimdi kahvaltı hazırlıklarına başlayacağım birazdan. Ama dedim bir açılış yapayım, günaydın diyeyim, halinizi hatırınızı sorayım. İnşallah keyfiniz, sağlığınız yerindedir. Beni de soracak olursanız şükürler olsun. İşte alışmaya çalışıyorum. Valla makyajsız falan birazcık böyle şey gibi duruyor. Soluk duruyor. Bugün Mikail ve Mustafa'nın özel isteği tekrardan pişi arkadaşlar. Niyet gözlemeydi ama pişiye çevrildi. Çok lezzetli olmuştu. İnanın ben mayasız da yaptım. Ama bilmiyorum, bu kadar güzel olmamıştı. Hani doğrusunu da söyleyeyim. Yoğurt, herhalde yoğurt yumuşaklığı veriyor arkadaşlar. Birazcık da hamuru yumuşak tutmak, bekletmek, hamuru dinlendirmek daha da güzel yapıyor. Kesinlikle deneyin. 2 yemek kaşığı yoğurt, 1 yumurta, tuz, ılık suyla yoğurdum. 2 paket kabartma tuzu. Yumuşak yoğurdum, beklettim. Ondan sonra, ama bugün şey yapacağım, yuvarlak kızartmayı düşünüyorum. Şimdi kalkayım ben bir an önce. Vallahi geç bir kahvaltı olacak. Oraları topla, hallet. Ben birazcık da böyle telefonla da görüşüyorum arkadaşlarımla. Sevdiğim, saydığım insanları ararım arkadaşlar. Bu huyumu da çok severim. İnşallah karşı tarafı da rahatsız etmiyorumdur. Yeliz'le zaten çok görüşürüz. Yeliz'le bazen 12'den 1'den sonra da görüşürüz arada sırada. Ondan sonra gündüz, gün içinde mutlaka birbirimize haber veririz. Tabii ki diğer arkadaşlarım da aynı şekilde. Allah'a şükür sevenim var. İnşallah öyledir kızlar. Seviyorsunuz değil mi? Vallahi sevenlerim var. Benim de sevdiklerim var. Şükürler olsun. Allah hep etrafımızda böyle. Ben her zaman derim. Bu lafı da çok kullanırım. Değer, kıymet bilen insanlar karşımıza çıkarsın. Allah nankörlerden dost gözüküp düşman gibi düşünenlerden uzak tutsun bizi. Birazcık da böyle gümbür gümbür konuşayım. Daha da çok böyle sesimle rahatsız edeyim evdekileri. Kalkalım, işimize gücümüze bakalım. Vallahi kendime baktığımda sanki başka bir Aysun var. Yelda var ya, bana bakıp bakıp gülüyor. Abla diyor ya, yani çok farklı duruyorsun. Kesinlikle hemen kalktığın gibi bir kapatıcı. Bir rimel, yani bir hafif allık mallık bir şeyler sür. Sakın kaşlarında diyor siyah boyama, benim böyle kaş boyam vardır. Sakın dedi boyama, daha çok böyle kaşların simsiyah durur, olmaz. Turunculaşma bakın. İlk defa başıma geldi. Neyse yine saç olayına girdim. Ama gülüyorum arkadaşlar, yani o ilk günü geçtim zaten, artık halime de o ilk günkü olayı atlattım ben, yani artık saç problem değil, düzelir. Düzelmesi de artık ne yapalım, uzar, sonra tekrardan bir boyatırız. Ama düzelecek inşallah, öyle umut ediyorum. Hadi günümüz başlasın. Sizlere de kolay gelsin, bana da kolay gelsin.
Hazır kahvaltımız hazır arkadaşlar. O gün yaptığımda çok beğendi. Eşim de Mustafa da bir şey söyleyeyim mi? Mayasız olarak ilk defa ben de beğendim. Normalde ben mayasız pek yani yaparım. Güzel olur ama inanın bu kadar güzel olmuyor. Herhalde yoğurdun vermiş olduğu yumuşaklık birazcık da hamurunda beklemesi yumuşakta yoğurmak pişileri çok güzel yapıyor. Bakar mısınız? Hiç maya yok. Sanki böyle maya katmışım gibi. Tekrardan yaptım istek üzerine böyle kahvaltılıklarda koydum kızlar. Allah ne verdiyse şimdi hemen kahvaltımız oturalım. İkisi şu an arkamda bekliyorlar beni. Kahvaltı masasında beni izleyen tüm arkadaşlarımıza afiyet bal olsun. Evet dayanamadı oturdu. Evet daha fazla dayanamadım. Dayanamadın mı? Hemen başlayalım. Çok mu acıktın? Acıktık. Bu da geldi. Hadi bakalım biz bir an önce kahvaltıya başlayalım. Hadi bakalım afiyet olsun gençler. Teşekkür ederiz. Hadi buyur gel beraber olsun. Elimde yıkanacak bulaşıkları yıkadım. Aspiratörün filtrelerinde, ocağın demirlerini, her tarafını arkadaşlar bir elimden geçirdim. Böyle kızartma yapınca böyle oluyor. Bir de en çok şey diyor yapıyorum mutfak temizliğini, balık. Balık kızarttığımız zaman. Şimdi çamaşır suyu da döktüm. Şuralarda böyle sararıyor. Çamaşır suyu, domestos. Valla şimdi bana diyeceksiniz ki çıplak elle deterjana böyle el vuruyorsunuz ama eldivenim de yok. Şimdi bunu durulayım. Böyle düzenleyicilerim var benim mutfakta kullandığım. Yağdanlıkları falan koyuyorum.
böyle zeytinyağı mı, sıvı yağ mı, deterjanları. Onları şöyle bir yıkayayım, elimden geçireyim arkadaşlar. Valla bugün maalesef mutfak temizliği olmayacak gibi. Zaten videonun açılışında da söyledim. Geç kahvaltı, birazcık sohbet falan olmadı. Yarın hem pazartesi, çocuk okulda, eşim işte evde bana kalıyor. Daha rahat olurum ama daha akşama ne pişireceğim onu bilmiyorum. Şurayı bir durulayım. Çok kötü olmuş kızla. Şöyle var ya, birazcık böyle bir hafta 10 gün elinizi çekin. Her taraf birbirine giriyor. İstanbul'a da gittim. Birazcık Mikail'de bazı şeyleri hor kullanmış ama aman çözülmeyecek şeyler değil. Şimdi bir deterjanları. Mis gibi oldu. Oradaki çiçeği kaldırdım, tahtamı oraya koydum, buraları da temizledim ama tabii ki yarın şu altlar, eğer bir yere gitmezsem, son anda fikrimi değiştirmezsem, saati de görüyorsunuz kaç oldu ve ortada daha hiç yemek yok, anca mutfağı bitirdim. Dediğim gibi yarın eğer bir aksilik çıkmazsa dolap iç dış temizliği yapacağım ama bu kısmı bitirdim. Sadece şu kısımda çalışacağım, dolap üstleri, altları. Temizlediğim düzenleyicilerimi de şimdi deterjanlarımızla birlikte koyalım. Bu arada market alışverişine de gideceğim çünkü evimde çok da eksiğim var ama eşim dedi ki salı günü gidelim, herhalde pazartesi günü market ürünlerinde bir indirim olacakmış. Ne kadar doğru bilmiyorum ama eşim söyledi. Hep beraber görürüz. Şunu şöyle yapayım. Birazcık böyle ayakta kalıyor ama olsun. Şunu en arkaya. Şu ciflerimizi koyalım. Aynen böyle. Bir de domestosum bitti ama ben hemen atmam. Şöyle bir ters çeviriyorum. Öyle kullanıyorum arkadaşlar. Buna da aynı şekilde şöyle sıvı yağımı ve zeytinyağımı koyuyorum. Bu da bitti zaten. Çok az kaldı. Aynen bu şekilde yapıyorum. Bunlar arkadaşlar üst üste de koyuluyor. Ama bu sefer hani bir şey koyamam. En güzeli bu şekilde kullanıyorum. Bu zaten çok güzel. Banyoda da kullanabilirsiniz. Şampuanlarınız vesaire işte. Hani bir şeylerinizi koyabilirsiniz. Şimdi bunları dolap içine, o kısımları da sildim, tezgah altını. Bunları koyacağım yere. Şimdi ne yapalım? Şunları bir yerleştirdikten sonra bir bakalım. Bunun üstüne bence bu vazo oldu. Şimdi beraber bakalım. Hem de çok şık oldu. Şimdi bunu sermeden önce ben bir denedim. Sizlerle de denemek istiyorum. Hatta göstermek istiyorum. Şöyle gri runner'larımı. Bunları ben hemen soran arkadaşlar için söyleyeyim. English Home'dan aldım. English Home'da da böyle ara ara indirimler oluyor. Hani mutfak ürünlerinde. Oradan da gidip bakabilirsiniz. Hani ikili olarak da satılıyor. İkili olarak satılıyor. Öyle aldım. Mutfak masamın üstüne koyacağım vazoyu da göstereyim. İki adını almıştım biliyorsunuz. Bakın. Daha şık durmadı mı? Bence hoş durdu. Belki hani altına bir mermer tarzı bir şey alınabilir. Mermerler de pahalı ama böyle hani uygun bir şey bulursam mermer veya altına bir şey koymasam da olur. Aynen bu şekilde bir tane koydum. O çiçekten bende iki tane var. Biliyorsunuz salonda kullanıyordum. Hatta size göstermeden önce de yani daha böyle aklımdayken Yelda'yı kameralı gösterdim. Abla dedi en şık bu oldu. Bir tane koy dedi. Hani iki tane koyma, kalabalık durmasın. Bu şekilde Yelda'nın sizlere de çok selamı var.
çok teşekkür ediyor. Tekrardan abla dedi, çok selamlarımı söyle. Kendileri de çok iyi, onu da söyleyeyim hemen buradan da. Aynen böyle oldu kızlar. Bakın. Şık durdu ama. Yani. Mesela ahşapın üstünde böyle duruyor. Ama masanın üstünde dursun. Öyle değil mi? Böyle bakın. Güzel de oldu. Evet. Bir de bu arkadaşlar burada böyle dursun. Bu kısım hep böyle ahşap oldu mutfağımın. Zaten en çok vaktim de burada geçiyor. Bir de burayı açtım. Şurada çiçek vardı. Belki hani bir şey var aslında, böyle iki katlı üçgen. Trendyol'da böyle çok önüme geliyor. Onu alıp böyle hani dekor etsem etmesem mi diye düşünüyorum. Bir bakmışsınız almışımdır. Ama şu anlık şimdi böyle dursun, ama aklımda o üründe. Biliyorsunuz ben öyle her şeyi hop demeden almıyorum. Aradan böyle epey bir zaman geçiyor. Evet, şimdi bu kabım burada. Ne yapsam? Önce bir yemeğimi aradan çıkarsam. Bir eşimi arayayım. Ne yapayım, ne pişireyim. Karnım tok. Kahvaltıya da geç yaptık. Nasıl olacak bilmiyorum. Mikail'i arayayım. Ona göre artık mutfakta yolumu çizerim. Kurabiye yapmaya karar verdim. Yapacağımız kurabiye de çatlak kurabiye kakaolu. Buzdolabında dinlenirken de yemeği halledim. Hani öyle yapayım dedim. Şimdi ne lazım? 2 adet yumurta. Küçük boy değil bunlar, orta boy. 4 yemek kaşığı kakao var burada. 1 su bardağı un. 1 çay bardağı un. Yani 1 su bardağı un artı 1 çay bardağı un. 1 çay bardağı toz şeker. 1 çay bardağı sıvı yağ. 1 paket kabartma tozu. 1 paket vanilin. Ve bulamak için de tabii ki bunu en son yapacağım, şimdi hamur dinlendikten sonra pudra şekeri. Aslında brownie tadında yapmak isterdim. Çikolatam yok. O yüzden böyle yapacağız. Bir günde brownie tadında yaparız. Böyle içine çikolata eritip öyle katıp yaparız. O da çok lezzetli oluyor. Bir yerde yemiştim. Harika oluyor. Şimdi ilk önce yumurta ve şekeri mikserle çırpıp sonra diğer malzemeleri katacağız. Hamuru birazcık cıvık oluyor. Buzdolabında kesinlikle 2 saat dinlenmesi lazım. Hamuru toparlamam için. Ondan sonra yuvarlayıp fırına. Niye hep böyle oluyor? Niye hep bu yumurta kabuğu içine düşüyor? Her seferinde aynı. Belki de çok böyle dikkatli yaptığımdan dolayı mı? Genelde bir şeye böyle dikkat ederseniz hep terslik bulur ya. Ne zaman şu yumurtayı kırsam o kabuk düşüyor. Allah'tan yıkıyorum yumurtanın kabuğu, yumurtayı. Şimdi iyice krema haline getirdim yumurta ve şekeri. Sıvı yağımı ilave ediyorum. Kakaoyu da döktüm arkadaşlar. Şöyle azıcık döküldü. Kaşıkla biraz toparladım. 4 yemek kaşığı kakaomu da kattım. Kabartma tozunu da kattım. Valla kabartma tozu sonradan katsam sanki daha iyi olurdu. Şimdi şöyle bir karıştırayım. Unu birden dökmeyeceğim. Şöyle azıcık bırakacağım. Çünkü çok sert bir hamur, yani kurabiye hamuru gibi olmayacak. Birazcık daha böyle akışkan. Bunu da kattım. Çatlak kurabiyenin hamuru tamam. Şimdi üzerine streç filmi kapatıp buzdolabında 2 saat dinlensin. Birazdan eşim de gelir, yemek hazırlıklarına başlarım. Hem de bulaşık makinemi de boşaltayım bir taraftan. En sevmediğim işi beraber yapalım. Ay vallahi doldurdum, bayağı doldurdum ama yıkamış da temiz yıkamış. Sabahki hazırladığım, ay şurada şey var. Sabahki hazırladığım kahvaltı tabaklarını tabii ki hep tekrardan diğer kahvaltı
kaplarını boşalttım kapaklı olarak. Ay vallahi şu işi var ya, hani demek için demiyorum. Hiç sevmiyorum. Hiç hem de. Neyse hemen en üst tarafı bardağa, çanağa, manağa yerleştireyim. Bunlara da var renkleri, bakar mısınız? Hep gitti. Şu eğer İzmir'e gidersem kavanozlara da hep böyle şey yapacağım, toparlayacağım. Annemle de gelirken getirirsin Aysun. Unutma. Çay gelmedim çay. Gelse hemen tavuk sotemi yapsam. Valla tavuktan aslında şinisel de yaparım ama ocağımı silmişim. Şimdi onu yaptığım zaman tekrar komple sil baştan. Şimdi belki çoğunuz diyeceksiniz hani çıkarttığınız gibi ben yerine koyun. Evet öyle yapıyorum ama video çektiğim için böyle yapıyorum arkadaşlar. Video çekerken zor oluyor. Hani hem konuşup hem video çekmek hem yerleştirmek. O yüzden böyle yapıyorum. Normalde direkt alıp yerleştirmek tabii ki en güzeli. Şunların var ya, yazıları hiç çıkmadı. LC Home'dan almıştım. Şöyle olarak. Makineye de atıyorum vallahi, hiçbir şey olmadı. Yelda ile almıştık. Tuttu bana var ya, en büyük kevgiri aldırdı. Patates bununla kızartırken çevirmesi çok zor oluyor. Onun aslında ben bir küçüğünü alsam iyi olacak. Evet. Üst tarafı hallettik. Böyle kirli de çıkabiliyor bazı şeyler. Burayı da hallederiz. Bir de ben bu döküm zincirleri makineye atıyorum. Kızlar hiçbir şey olmadı. Hem de hiçbir şeyini renginde bir açılma. Ama yani her seferinde yapmıyorum. Bazen böyle yıkamaya erindiğim zaman direkt makineye atıyorum ama hiçbir şey olmadı. Şimdi bunları yerleştireyim izninizle. Ondan sonra da artık inşallah. Şimdi bir arayayım Mikail'i, bakayım nerede kaldı. Ona göre de artık işlerimize bakarız. Emre aradı. Birazcık onunla sohbet ettik. Yemeklerim de oldu arkadaşlar. Vallahi bir koşa koşa geldim. Tavuk da bakın cızırtıyor. Dedim eyvah yandı herhalde. Telefona dalınca da böyle oluyor. Fırında patates yaptım. Bu arada Emre'nin de durumu gayet iyi arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Patates yaptım fırında. Tavuk pirzola yaptım. Ay diyemedim. Pirzola yaptım. Aslında göğüs yapıp hani tavuk sote yapayım dedim. Mustafa anne dedi pirzolaya ve Mustafa'nın yine isteği doğrultusunda da pilav. Bulgur sevmiyor. Bulgur da yapacaktım. Onu da sebzeli istiyorum. Sırf Mustafa için hani tel şehriyeli yapıyorum. Sade yapıyorum. Bu akşamki yemeğimiz böyle arkadaşlar. Yemeğimiz böyle. Şimdi bize afiyet olsun. Yemeği yedikten sonra buraları da toparladıktan sonra kurabiye yaparız çayın yanına. Şöyle ceviz büyüklüğünde alıyorum. 180 dereceye aldım fırınımı. 600 ayarda. Pudra şekerini bulayıp tepsiye. Çayı da demledim. Şimdi çayın yanına kurabiyemiz de hazır olsun. Kurabiyelerle Allah'tan pek aram yok. Yani aramam asla. Kakaolu olduğu için Mustafa severek de yer. Eşim de aynı şekilde. Zaten eşim Mustafa tatlıcı. Öyle bir yorgunum, öyle bir yorgunum ki. Dün ben çekim yapmadım. Bayağı böyle bir temizlik yaptım. Ama işte mutfağı bitiremedim. Bugün yaparım dedim. Geç kahvaltı. Evet.
hızlı bir şekilde yapayım bunları. Direkt fırına vereyim. Çok biraz daha değil. Mutfağa gelmiştim, tam böyle çayı dolduracaktım, tepsi alıyordum masanın üstünde. Yani hiç olmadık, yani bilmiyorum, birden böyle elimden kaydı, tutamadım. Nazar mıdır nedir, ama neyse, nazar çıktı diyelim. Böyle kızlar, ben nasıl toparlayacağım buraları? Ay vallahi şu an var ya, oturup videomun editini yapacaktım, şimdi çayı doldurup içeri geçecektim. Of of. Sonunda çay faslına geçebildik. Neyse, hikayede geldi. Oraları toparladım. Çayımızı dolduralım. Ay vallahi var ya, şu bir demlik çayı içmeyi düşünüyorum. Hatta salona götüreceğim. Altına böyle bir şey koyarım. Parkeye zarar vermesin. Ben ne arıyorum? Bisküvi koymak için bir böyle küçük bir kase gibi bir şey arıyorum ama koysam ne olur? Olmaz. Şu kuru yemişi koyayım. Ay hep şu şeyleri kalmış. Kabukları yapacağım. Mustafa var ya, 3 tane yedi. Hani diyor çok güzel olmuş. Bunları da eşime koyayım, 3 tanesini. Çay o kadar böyle dinlendi ki oturmuş güzel. Mustafa çay içer misin? Birazcık da demli koyayım. Daha Mustafa'nın kıyafetlerini ütüleyeceğim. Ama çayı içerken de editimi de yapayım. Ancak bitirdim. Evet, çaylarımız hazır. Ben hep sana getiriyorum ikramda. Sen hep o kısımda oturuyorsun. Neden? Hayatım, ben çalışıyorum, yoruluyorum. Bugün sen evdeydin de... ama. Olabilir. Yarın ayın kaçı hayatım? Aynı 14'ü gibi bakıyorsun. Yarın ayın 14'ü. 14'ü gibi bakıyorsun ama. Bana ne hediye aldın canım benim? Ben sana en büyük hediyeyim sen. Ben de sana en büyük hediyeyim. Hayır. Telefonla bakıyorum da gözündeki şu morluk geçmiyor. İz kaldı hayatım. İz. Sen niye öyle tek göz gibi kaldın öyle canım? 14'ü için bir şey demek ister misin? Sevgililer günü daha için. Henüz evlenmeyenler, sevgililik hayatı yaşayanlara. Evet. Sevgililer gününü kutlarım. Evli olanlara. Evli olanlara. Hayat pahalı. Evlilik yıl dönümünde eşlerinize mutlaka hediye alın. Yani sevgililer gününde değil mi? Değil. Ha, öyle mi? Aynen. Ha, yani yarın nanay. Nanay, nanay. Ha? Aynen. Nanay mı? Hayatım, en güzel şey beraber mutlu olmamız. Daha ne olsun? Amin. Yürekten amin. Çaylarımızı içtik, editimi de yaptım, Yeliz'le de sohbet ettik. Neyse, bulaşık makinesine koydum bardakları. Şimdi dedim kapanışı yapayım. Kızlar, hemen söylüyorum. Zaten belki fark etmişsinizdir beni böyle yakından takip edenler. Instagram'da söyledim, story'imde. Sizinle de paylaşıyorum şu an. Artık YouTube'da 10.000 olduk. Çok mutluyum, o kadar mutluyum ki. İnşallah 15.000'de görürüm. İnşallah 20.000'i de görürüm arkadaşlar. Bunlar hep sizlerin sayesinde. Sizlerin izlenmelerinizle, sizlerin desteğinizle oluyor. Her zaman derim, siz varsanız ben de varım. Ama siz yoksanız ben de yokum arkadaşlar.
cidden emek ediyorum. Hani bunu söylemek için de söylemiyorum. Zaten biliyorsunuz, yorumlarda belirtiyorsunuz. Emek var, çaba var, gayret var. İnşallah emeklerimin karşılığını kat kat da alırım. Hepinize tekrar teşekkür etmek istiyorum. Destek olandan da, destek olmayandan da arkadaşlar. Her zaman hani şunu söyleyeyim, izlenmeler yüksek olduğu zaman, beğeni ve yorum yüksek olduğu zaman YouTube sizi önerilenlere sunuluyor. O yüzden hani her zaman videomda da derim ya, beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Bunu zaten bütün YouTube çeker, kanal sahipleri söyler. Beğeni ve yorum çok olduğu zaman zaten bize bildirim de geliyor. YouTube sizi önerilenlere sundu diye. Hani sunduğu zaman cidden o zaman çok takipçi geliyor. Çünkü birçok kitle sizin videonuzu görüyor. İşte konu başlığınızı görüyor. Bu yüzden beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin. İnşallah 15.000 de görürüz. Şu anki hedefim 15.000. Kendime hep böyle birden böyle olayım, şöyle olayım demiyorum. Ama kendime hep bir kota koyuyorum. Bana destek olan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu platformda evet, beğeni ve yorum önemli ama bir o kadar böyle destek de çok önemli, YouTube kanalı olan kişilerle. Çünkü onlar da kanalında söylediği zaman birçok kişiye sizin kanalınızı tanıtıyor. Mutluluğumu da sizinle paylaşmak istedim. Nice 15 binler, nice 20 binler, 25 binler olsun inşallah. Ama her zaman derim, her şeyin hayırlısı olsun. Beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Bugünkü videomu da inşallah severek ve beğenerek izlersiniz. Sizleri çok seviyorum. Hepiniz çok kıymetlisiniz. Yorum yapan o ellerinizde dert görmesin. Allah razı olsun hepinizden. Ay var ya böyle gerçekten çok sevindim. Yarın görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri seviyorum. Sağlıcakla kalın ve sevgiyle kalın. Yarın 14 Şubat Sevgililer Günü. Hepinizin Sevgililer Günü de kutluyum o zaman arkadaşlarım. Yarın görüşürüz.